Bu sorumuzda bir tanım sorulmuş. Denilmiş ki düşüncelerin ortak ilkelerle birbirine bağlanması, bütünü oluşturan parçaların öğeleri arasında bağlantı ve uyumun olması durumuna ne deriz? Tutarlık deriz hocam. Tekrar söyleyelim. Neymiş hocam? Bütünü oluşturan parçalar arasında bir bağlantı, bir uyum varsa, çelişki yoksa ne deriz? Tutarlık deriz. Cevap aşıkkıdır. Bu sorumuzda hem nihilizm hem de realizm verilmiş ve denilmiş ki bu iki felsefi yaklaşım aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aramaktadır? Nihilizm ne diyor? Varlık yoktur diyor. Realizm ise varlık vardır diyor. Peki bu nasıl bir sorudur? Nasıl bir soruya cevaptır hocam? Varlığın İlk ana unsuru nedir sorusuna cevap mıdır? Değildir. Varlık var mıdır? Yok mudurun cevabı mıdır? Evet hocam. Nihilizm diyecektir ki yoktur. Realizm vardır diyecektir. Dolayısıyla cevap da B şıkkı olacaktır. Diğer şıkları eleyebiliriz. Bu sorumuzda parçada geçen sözleri söyleyen bir kişi var. Aşağıdakilerden hangisinin yapılmasını önermektedir bu kişi? Bakalım oluşturacağın bu tezin hatasız olmasını istiyorsan mantık sınırları çerçevesinde sayısal ve sözel kanıtlara dayandırarak belirli kanıtlarla bir takım düşünceler öne sürmelisin. Kanıtlara dayanarak belli düşünceleri öne sürme, kanıtlama işlemi nedir? Argümanın kendisidir. O halde neyi önermektedir? Argüman oluşturmayı önermektedir. Cevap A şıkkıdır. Bu sorumuzda parçada açıklanan bir kavram var. Bu kavramın hangisi olduğunu sormuş. Parçamıza bir bakalım. Eğer elimizde genele ait bir bilgi varsa genelin içinde kalan üyelerine ait bu bilgi kullanılabilir. Örneğin demiş bütün canlılar solunum yapar ifadesinden hareketle insan canlıdır. O halde insan solunum yapar sonucuna ulaşmamız kaçınılmazdır. Bu tarz akıl yürütmeler genelden yola çıkıldığı için güvenilirdir. Genelden özele doğru gittiğimiz akıl yürütme nedir hocam? Tümden gelimdir. Yani cevap D şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen bir parça var. Parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz diye sorulmuş. Bakalım parçamıza. Bir karpostal veya sıradan bir resim üzerindeki zeytin ağaçları bana uykuyu, tatili düşündürür. Onlar benim için ancak bir yokluktur. Oysa Van Gogh'un zeytin ağaçları büyüleyici bir varlığa sahiptir. Onlar kendi kendine yeter. Onlar kelimenin gerçek anlamında beni alıp götürürler, kaçırırlar, kendi evrenimden koparırlar. Birdenbire Van Gogh'un dünyası olan bir dünyaya sokarlar. Şimdi İlk olarak neden bahsetti? Hocam gerçek zeytinlerden bahsetti. Yani doğadaki güzellikten bahsetti mi? Evet. Daha sonra Van Gogh'un oluşturduğu bir eserden bahsetti. Yani sanattaki güzellikten bahsetti ve sanattaki güzelin kendisini alıp götürdüğünden bahsetti. O halde sanatsal güzelliği doğal güzelliğe tercih ettiğini anlayabiliyor muyuz buradan? Evet hocam o halde şıklara bakalım. A şıkkı sanattaki güzellik doğadaki güzellikten üstündür diye. Diyebilir miyiz? E burada kendisini alıp götürdüğüne göre, kendisini kaçırdığına göre, kendini evrenden kopardığını düşündüğüne göre, demek ki sanattaki güzellik doğadaki güzellikten üstündür. Peki doğada güzel olan nesneler sanat eserinde güzeldir, doğa eşittir sanat diyebilir miyiz? Böyle bir ayrım yapılmadı, böyle bir eşitlikten de bahsedilmedi. Peki güzellik kişiden kişiye değişir mi? Değişir. Burada özellik vurgulandı mı? Hayır hocam. Sanat eseri her bireyi etkiler mi? Etkileyebilir. Bundan da bahsedilmedi. Yani vurgulanan bu değil. Peki sanat, sanatçının doğayı taklit etmesi midir? Taklitten bahsetmedik. Cevap aşıkkıdır. Bu sorumuzda Ütopyaların siyaset felsefesinde hangi soruya cevap verdiği sorulmuş bakalım hocam. Thomas More'un Ütopyası güney yarım kürede bir adada geçer. Hikaye bu adada yaşamış bir gemicinin ada halkının kurduğu düzenin mükemmelliğini Avrupa'ya tanıtması biçiminde sürer. Böylece More hem İngiltere'deki iktidarın mutlak olamayacağını belirtir hem de olması gerekene işaret eder. Siyasi ve ekonomik yaşamı yeniden kurgular. Yani var olanı eleştirir, o var olması gerekeni hayal eder ve o şekilde kurgular. Zaten Ütopyalar gerçekte var olmayan ama olması düşünen bir ülke değil midir? Evet. Peki bu bizi hangi tartışmaya götürecektir? Sivil topluma mı? Hayır hocam. Halkın egemenliğine mi? Hayır hocam. Güçler ayrılığı ya da birliği ilkesine mi? Hayır hocam devletin yetkileri neler olmalıdır sorusuna mı? Hayır hocam. İdeal bir devlet düzeni nasıl olmalıdır sorusuna götürecektir. Zaten Ütopya'da da tartışılan budur. İdeal ve mükemmel düzenin kurgulanmasıdır Ütopyaların kendisi. Ama gerçeklerde yoklardır. Keşke olsalar diyelim. Cevap E şıkkıdır. Bu soru Descartes'le ilgili bir soru. Descartes bütün düşünenler vardır. Ben de düşünüyorum. O halde ben de varım derken hangi yöntemi kullanmıştır? Bütünden özele gittiği için genelden özele gittiği için tümden gelimi kullanmıştır. Cevap D şıkkıdır. Bu sorumuzda bir akıl yürütme yapılmış. Bakalım hangi akıl yürütme yapılmış? Bu tür akıl yürütmenin temelinde iki nesne ya da olayın benzer olacağı sayıltısı vardır. Örneğin Serhat'ın düzenli beslenip spor yaparak sağlıklı olduğunu biliyorsak Cüneyt'in de düzenli beslenip spor yaparak sağlıklı olacağı sonucuna gideriz. Yani benzerlikten bir sonuca gidiyorsak özelden özele akıl yürütme yapıyorsak gideceğimiz cevap analojidir. Cevap da C şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bulunmaktadır diye sorulmuş. Bakalım insanoğlu ne yırtıcı pençelere, ne güçlü kaslara, ne de bedenini koruyan bir posta sahiptir. Buna rağmen o bu dünya yüzünde nasıl besleneceğini, soğuğa ve yırtıcı hayvanlara karşı bedenini nasıl koruyabileceğini öğrenmekle başka bir deyişle içinde bulunduğu doğanın bilgisini elde etmek ve kullanmakla varlığını sürdürmüştür. Şimdi neye cevap verilmiş olabilir? Bakalım. Bilgi hangi yollardan elde edilmektedir? Akıldan mı, deneyden mi, sezgiden mi? Bunun cevabı var mı? Yok hocam. Peki bilginin bir sınırı var mı? Sınırdan bahsettik mi? Hayır hocam. Bilginin kaynağı nedir? İşte bilginin kaynağı doğuştandır, sonradandır, işte inançtır, akıldır dedik mi? Demedik hocam. Peki doğru bilgi olan aklı mıdır ya da değil mi tartışması yapıldı mı? Hayır hocam. Ama bilginin insanlık için öneminden bahsedildi. Cevap E şıkkıdır. Bu sorumuzda parçada açıklaması verilen bir kavram var. Bakalım hangi kavram açıklanmış? Aynı terimlerden yapılmış iki önerme hem nitelik hem de nicelik yönünden birbirinden farklı olabilir. Bu durumda önermelerin biri doğruysa diğeri zorunlu olarak yanlıştır. Örneğin bütün madenler değerlidir önermesi doğruysa bazı madenler değerli değildir önermesi yanlıştır. Bakın burada bütün ve bazıyı görüyor muyuz? Görüyoruz. Burada ne olmuş hocam? Nicelik değişmiş. Biri olumluyken diğeri ne olmuş hocam? Olumsuz. Nitelik değişmiş. Ve değerli arkadaşım nitelik ve nicelik değişiyorsa bir önermede yani iki önerme arasında biz bunlara ne diyoruz? Çelişiklik diyoruz. Yani cevap D şıkkıdır ki zaten anlamsal olarak da bunu çıkarabiliriz. Bütün madenler değerlidir diyorsun. Sonra bazıları değerli değildir diyorsun. Dolayısıyla birbirine uymayan bir durum var. Biz buna çelişiklik diyoruz. Cevap D şıkkıdır. Bu sorumuzda bir akıl yürütme yapılmış ama bu akıl yürütme hatalı yapılmış hocam. Bakalım hatanın nedeni neymiş? Günlük yaşamda akıl yürütmelerde bir takım hatalar yapılabilmektedir. Örneğin Orhan yalan söylemediği için güvenilirdir. Güvenilir olduğu için de yalan söylemez. Çıkarımında birinci önerme, ikinci önermeye atıfta bulunarak desteklemesine rağmen ikinci önerme de zaten birinci önermeyi desteklemektedir. Yani birbirini tekrar etmekte kısır döngü bir durum oluşmuştur. Dolayısıyla buradaki hatanın nedeni kısır döngüdür. Çünkü birbirini tekrar etmektedir. Cevap B şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen bir parça var. Parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Bakalım. Dil bir toplumdaki en kapsamlı uzlaşımdır. Her insan uzlaşılmış bir yapının içinde doğar. İnsan bu dili öğrenir, etkilenir, zamanla dile katkı yaparak dili geliştirir. Dil öğrenilen bir yapıdır. Dil sayesinde sorular ve cevaplar üretilir. Kişinin kendisini ve başkalarını anlayabilmesi dilin doğru kullanmasına bağlıdır hocam. Şimdi bakalım A yaşayan dil ile insan arasında karşılıklı bir etkileşim var mı? Var. İçinde doğuyoruz, büyüyoruz, öğreniyoruz ve katkı yapıyoruz. Çok güzel. Dil semboller üzerinde bir anlaşma mıdır? Evet, uzlaşma derken bunu kastediyordu. Peki iletişim için dil doğru kullanılmalı mıdır? Evet hocam. Dil düşünceyi yavaşlatır mı? Yavaşlatmasından bahsetmedik ki böyle bir şey de söz konusu değildir. E şıkkına da bakalım. İnsan içinde doğduğu toplumda dili hazır olarak bulur mu? Bulur hocam. Cevap D şıkkıdır.